Avrupa SS 5. hafta 1. gün karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü ilk serimizin adı Giants ve Rocket'ti. İlk maçı tamamladık ve ilk maçı kazanan ekip çok temiz bir galibiyetle aslında. Temiz denir mi bilmiyorum ama. Diyebiliriz ya, iyi bir oynadılar en azından. Yani zaman zaman kararları daha iyi olabilirdi kesinlikle. Ama bu sefer avantajlarını oynamayı bildiler. Baron'u iyi kullandılar. Hani Baron etrafındaki görüşü sağlayıp ki görüşü çok güzel bir şekilde ele geçirdiler. Ondan sonra rakibi geri ittiler ve o aradaki boşluğu Baron'u almak için kullandılar. Anladım. Peki bu durumda yani ikinci maçta ne bekleyeceğiz? Yani iki takım içinde dediğimiz gibi aslında yorumlarımız hala geçerli. Birbirlerine yakınlar ama neyi değiştirebilirler ikinci maçta? Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Rocket tarafından başlayalım. Rocket yaptığı seçimlerin hakkını vermedi. Yani yaptığı seçimler şuydu. Biz takım savaşı yapacağız. Biz takım savaşı yani yapmak için biz takım savaşı başlatacağız. Hani bunun kafasındaydı. Bunu yapmadılar. Ve hani sıkıntılar onun için büyük oldu. Çünkü bir Hecarim oynuyorsunuz, Lissandra oynuyorsunuz. Takım savaşını başlatmanız lazım. Yani bu şampiyonlarla takım savaşı başladıktan sonra takım savaşını çeviremezsiniz. İlk hamlesini yapmanız gerekiyor. Hani Rocket'in öncelikle bir kere bundan kurtulması lazım. Yani seçtikleri şampiyonların potansiyeline farkına varması gerekiyor. Öbür tarafta Giants'a baktığımız zaman yaptıkları tercihlerin etrafında çok iyi oynadılar. Jin'i çok iyi kullandılar. Cassiopeia ultileri gerçi her ne kadar sersemletmese de yine 3-4 kişiyi yavaşlatmak adına yani takım savaşının hani nevrini onlar adına hasar potansiyeli adına çevirmek noktasında iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Evet, aslında belki kötü oynasaydı Cassiopeia diyecektik ki hiç ultileri tutturamadı yani, takım yani savaşı, ama öyle olmadı. Yani takım olarak çok iyi başladılar ama yani Son Star da o kadar iyi, çok etkiliydi ki bu maçta. Yani birazdan Knight'a Knight Son Star'a yardım etti diyebiliriz belki. Ama Rocket sanırım hani serinin ilk maçında çok hataları vardı. İşte Son Star'ın takım savaşlarında bu yani Jin bu boş bırakılmaz, hani skor da aldı koridor safhası bitmeden. O noktalara biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yine Max Lore yaptığı baskınlar yine Airwax'ın bir adım önde olduğunu gösterdi. Başlattığı takım savaşlarıyla beraber yine o bir tane ufak pencere vardı bu ormancıların gözünde. Yani çok saniyeliktir o. Gelir pozisyon görürsünüz, hemen sıçradığınızla beraber takım savaşı başlatırsınız. Bu işi Max Lore yaptı. Max Lore yaptığı için öne çıkan isim oldu. Airbox'ta Hecarim'le daha çok geride kalmayı tercih etti. Takım savaşı başlatmak istediği iki tane yer vardı. İkisi de iki tane de Baron. İşte zoraki işte. Yani takım savaşı yapalım. Ya son bir çırpınış gibiydi aslında. Ultiyi tek başına önde kullandı ve öldü aslında. Yani Hecarim'den şunu beklersiniz. Çok agresif, çok mobildir. Sürekli sağda, solda, yukarıda, aşağıda haritanın her tarafında görürsünüz ama bunu yapamadı. Belki de izin vermediler. Ben yine şunu söyleyeceğim. Bu sefer bir kez daha görüşünü almak istiyorum bu noktada. Tank olmamalarının bir dezavantajı var mıydı? İkinci devamı olarak da şunu sormam lazım. İkinci maçta bu sefer gerçek anlamıyla bir tank şampiyon göreceğiz mi? Yine aynı yere geleceğiz. Yani bu şampiyonlarla oynayamazsınız diye bir şey yok. Bu şampiyonlarla beraber oynayabilirsiniz. Ama potansiyelini doğru bilmeniz gerekiyor. Yani siz bunu yapamadığınız zaman çok büyük sıkıntılarınız oluyor. Yani şu noktada yani yanlış bir şey yaptıklarını düşünmüyorum. Hani bu olmasaydı, şu olsaydı işine hiç girmek istemiyorum. Çünkü bu oyuncular hani bunu yapmak biraz saygısızlık olur. Çünkü tecrübeli oyuncular bunlar. Seçtikleri şampiyonların farkına varıp ne yönde yararlı olur? Bunu öncelikle bir kendilerine sorması gerekiyor Rocket ekibinin. Onun dışında yine ikinci maça geçtiğimiz zaman ekstra bir tercih görmedik. Yani genel olarak işte Yaman'ın içindeki şampiyonlardan da, Meta'da bulunan şampiyonlardan da. Rocket ekibi biraz daha agresif oynarsa eğer, bence ben ikinci maçı alabileceğini düşünüyorum. Evet, tabii Betsy'nin ne yapacağı da önemli. Üzerine çok fazla düştü Giants ekibi bu maçta Betsy'nin. Evet. Sürekli bütün baskınlar Betsy üzerine geldi. Betsy skor verdi, bir skor daha verdi. Dolayısıyla o istediği potansiyeli bir türlü ulaşamayınca biraz oyundan düştü diyebiliriz. Ama belki dediğimiz gibi o Betsy'ye biraz daha taşıyıcı, daha fazla hasar veren, erken aşamada da etkili olabilecek bir şampiyon almaları durumunda belki dediğim gibi beraberliği kurtarabilirler. Ama yine Swain'e farkındaysan hani işlevsellik yani. Gözüyle bakalım biraz da işte ön saflara durabilen, hayatta tutunabilen, yaşayabilen, rakibi zorlayan bir şampiyon gözüyle bakalım. Bu onların pek bir istediği şampiyon değildi bence. Hani şundan bahsetmiş zaten yayının başında. Betsy taşıyıcı rolünde daha iyi performans verebilen mi? Tabii işte Lulu oynaması lazım, Swain oynaması lazım, Zillin tabii ki de oynaması gerekiyor işlevsel şampiyonları gerektiği zaman. Ama bence arada böyle taşıyıcı şampiyonları Betsy'ye vermek onun da en azından kendi performansını ortaya sergileyebilecek bir şans sunmasını en azından takım adına gösterebilir. Bakalım Rocket ekibi bu noktada nasıl bir tercih yapacak? Seçim ve yasaklama ekranına gelmiş
bulunuyoruz. Giants ekibi Swain'i yasakladı. Shen yine yasaklandı. Ve Trundle. Ve Trundle yasaklandı bu seride. Dolayısıyla Trundle ve Shen'i göremeyeceğiz. Karşı tarafta ise aynı yasaklamalar. Rocket ekibinden Vladimir, Olaf ve Irelia tercihleri şu anda yasaklanan tercihleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve Giants yine bir önceki oyun olduğu gibi son stand eline yine Jin izleyeceğiz. Bir önceki oyun gayet iyi performans sergiledi. Bakalım bu oyun. Yani biraz iddialı bir hareket oldu Rocket ekibinden ama yani acaba hani Irelia'yı veya Vladimir veya Olaf'ı bırakmaktansa Jin'i alsın, biz bu sefer Jin'i tutarız şu anda tercihiyle herhalde hareket edecekler. Dolayısıyla bu sefer ben Rocket ekibinin destek şampiyonu olarak bir tank şampiyonu alacağını düşünüyorum. En azından Karma gibi yani iki mermide ölmeyecek bir şampiyon. En azından mermiye kafa atabilecek, evet, bir yani, destek bu noktada. Destek. Kesinlikle öyle. Yani çünkü geçtiğimiz maçta onu korumak için Betsy merminin önüne atlıyordu. Yani o tür sahneler gördük. Dolayısıyla bu sefer daha tank bir tercihte bulunabilir belki. Raze bakalım. Tabii ki Raze'in karma performansı biraz son starın o çok etkili oyunuyla şey oldu. Yani çok kendini gösteremedi. Ya karmanın zaten asıl kullanış amacı mantra ile beraber bütün takıma kalkan verip hani yürüme hızı kazandırıp takım savaşı başlatmak veya yani da fokusunuz sizin şey yaptığınız yetenek gücü kullandığınız kişi başkadır, onu korursun veya onu şey, evet, yaparsın ama sonsuzlar doğrudan ona yürüyünce yani yapacak bir şey kalmadı açıkçası Karma'nın bu maçta. Tabii bu arada da hem Azir hem Gragas bu sefer Rocket'in ellerinde olacak. Öbür tarafta ise Nidalee ve Braum tercihleri Giants tarafında olacak. Şey yerine, Rexey yerine bu sefer böyle bir tercihte bulundular. Yani Rexey'i de herhalde ya farklı bir şey deneyecekler, tercihte bulunacaklar ya da Rexey performansından çok memnun olmadılar Max Love'un ama yani aslında bayağı iyiydi aslında. Yani olmamak gibi değil mi? Muhtemelen kendi aralarında Nidalee'nin daha baskın bir ormancı olduğunu düşünmüş olsa gerek ki ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Nidalee şu an Elise'le beraber ormanın en iyi şampiyonlarından ilk ikisi diyebiliriz. Şu anda Bard'ı gösteriyorlar. Yine Steelback Lucian'ı gösteriyor şu anda. Evet, Betsy, özür dilerim, Raze bu sefer Bard'la oynayacak. Bard'ın da %23 seçilme oranı, %32 yasaklama oranı ve %61.1 gibi yüksek bir kazanma oranı olduğunu söyleyelim. Bu sefer son starı mermileri Raze'e, yani Bard'a ve Lucian'a gidecek. Bakalım ilk oyunda yaptığını başarabilecek mi Giants ekibi? Lucian ve Bard gayet çok erken safhada skor alabilecek potansiyele sahip bir ikili. Ama öbür tarafta da Braum olduğunu unutmayalım. Nişancıları korumakta artık ünlenmiş bir destek şampiyonu ve Zed. Henüz kilitlemediler Zed'i ama yine Rumble şu anda gösteriliyor üst koridor için. Orta koridorda da tabii Azir'e karşı nasıl bir tercihte bulunacakları önemli. 4 saniye kaldı. Bakalım nasıl kullanacaklar. Ve şu anda Rumble ve Karma tercihleri gelmiş durumda. Karma'yı orta koridorda göreceğiz. Azir'e karşı Karma tercihi. Bakalım Raze'in alt koridorda yapamadığını orta koridorda yapmayı başarabilecek mi Knight? Ve yine bu sefer Giants ekibinde herhangi bir tank olmadığını söyleyelim Braum dışında. Onların da biraz daha pozisyonel anlamında takım savaşlarına dikkat etmesi gerekecek. Evet, yani kadroyu 3 geçtiğimiz maça göre 3 şampiyon aynı, 2 şampiyonu değiştirmeyi tercih etti. Ve Jace geldi. Evet, şu anda Jace de geçtiğimiz oyunda göstermiş aslında Rocket ekibi. Son anda vazgeçmişti. Bu sefer Jace'i de izleyeceğiz. Acaba Lissandra ile yapamadığını bu sefer yapmayı başarabilecek mi? Tabii yeni yapılan, işte yeni dengelenen eşyalar, biraz aşağı çekilen eşyalar yeniden bu tarz şampiyonların vadi dönmesini sağlıyor ki Jace de yine bu şampiyonlardan bir tanesi. Hem Yom'u hem Karabalta'yı hem de mana vereni üstünde görebileceğiniz bir şampiyon Jace. Bakalım Rocket adına nasıl bir yönde gerçekleşecek, neler katacak Rocket'e. Ki şöyle Rocket'in kompozisyonuna baktığımızda hem Azir hem Jace böyle biraz
dakikalar ilerledikten sonra devreye giren şampiyon. Yani bir dakika 22, 23, 25 o dolayları görmek isteyen şampiyon. İşte Azir'in senin de bildiğin gibi iki tane eşya, işte hem Riley's hem Nashor'un dışı eşyası olması gerekiyor. Yine Jayce'in üzerinde iki tane eşya olması lazım. Yani ilk 25 dakika Rocket'in oyunu olabildiğince ortada tutması gerekiyor. Soğutması gerekiyor. Soğutması. En azından büyük bir kayıp olmaması lazım bu oyunda. Yani oyunun ilerleyen dakikalarını etkileyecek. Öbür tarafta ise yine takım kompozisyonlarına baktığımız zaman Giants'ın şöyle ufak da olsa bir dürtme yeteneğine sahip olduğunu söyleyelim. Hem Karma'dan hem de Orman'dan Lindel'le beraber. Bunların üzerine bir de Rumble seklendiği zaman bakalım kuşatmalar bir anda Rocket'in istemediği şekilde tatsızlaşabilir. O yüzden çok 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 dikkatli olması gerekiyor burada Rocket ekibinin. Evet, artık Sihirdar Vadisi'ne indi takımlar. Giants Rocket serisinin ikinci maçına hep birlikte geçiyoruz. İki takım da büyük ihtimalle senin de dediğin gibi ilk 20-25 dakika ilk oyunda olduğuna benzer bir şekilde sakin geçirecekler diye ama tahmin ediyoruz. Ama Giants'ın sakin geçirmemesi gerekiyor. Çünkü ellerinde Nidale gibi bir agresif bir ormancı var. Devamlı Airbox tarafına baktığımız zaman ormanı darlayabilecek bir ormancı var. Şu anda 5 kişi zaten Rocket'in ormanına girmiş durumda. Orada görüşü sağlayacaklar büyük ihtimalle. Koridor değişikliğini de böylece engellemiş olacaklar. Oraya girdiğini gördü. Jayce orada büyük ihtimalle geri çekilecek. Şu anda 5 kişi karşı ormanda Giants ekibinde. Oradaki totemlemeyi ellerinden geldiği kadar yapıp rakibin o koridor değişimi hakkında bir bilgi almak istiyorlar. Muhtemelen o ikili Steelback ve Raze'in karşısına gitmek istemiyorlar. Çünkü Bard'ın menzilli bir destek şampiyonu olduğunu biliyoruz ve Braum'un da menzilden ne kadar çok dürtülmek istemediğini de biliyoruz. Ona bayağı bir koridor safhasında hasar çıkaracağı, sıkıntı çıkaracağı için bu eşleşmeden kaçmak isteyebilirler. Bakalım orta koridorda ufak bir toplanma var. Bakalım Giants ne yapacak? Evet, şu anda büyük ihtimalle beklediler. Bir görüş sağlayabilir miyiz diye Steelback ve Raze için. Onları yukarıda görmeyince şimdi kendileri yukarı doğru gidecekler. Böylece zoraki bir şekilde o koridor değişikliğini sağlamış oldular. Onları yukarıda göreceğiz. Orta koridorda ise Karma'yla Azir'in karşılaşmasını hep birlikte göreceğiz. Tabi Jayce'i özellikle izleyicilerimiz son Dünya Şampiyonası'ndan da hatırlar. Çok ciddi şekilde tercih ediliyordu. Tekrardan Dünya Şampiyonası'na geldiğimizde yaklaşırken bir kez daha onu Sihirdar Vadisi'ne görmek açıkçası heyecan verici. Bakalım nasıl bir performans gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Yine ilk oyunda olduğu gibi takımlar ilk kuleleri sakin bir şekilde alacaklar. Daha sonra ikinci kulelere yönelecekler ve orta koridorda da takım minyon savaşları, minyon kesimi savaşları devam edecek. Görünüşe göre Sonstar 2 minyon dalgasından 3 tane minyon kaçırdı. Öbür tarafta Silvek 12'de 12 yaptığını söyleyebiliriz. Knight yine geçen oyundaki gibi en başta da dürtülmüş. Betis tarafından ve artık klasikleşmiş bir hale gelen o kule takasları bu oyunda da bizim karşımıza çıkıyor. Evet, orada kuleleri alacak takımlar ama Knight'a bir çare bulacaklar mı? Şu anda Knight iyice dürtülmüş durumda. Orada potunu kullandı, biraz daha canını dengeleyecek, ittirmeye devam ediyor. Betis'i bakalım ilk maçta gösteremedi o performansını, ikinci maçta gösterebilecek mi Betis'i? O da görebildiğimiz kadar üste dönüyor bakalım. İkinci eşya tercih ne olacak? Bir tane daha Doran yüzüğü üstüne ekledi. Bir de görüş tutayım alıp tekrardan orta koridorun yolunu tutmuşa tutmuş gibi duruyor. Şu evet. Anda orta koridora gidiyor. Tabii minyonu, yani minyon dalgasını ittirince karşı kuleye kadar böyle bir avantajınız oluyor. Ama tabii karşılığında da aynı şekilde bu imkanı karşı takımında orta koridoruna vermiş oluyorsunuz. Knight da yine şu anda üstüne geri döndü. Ve biraz da defansif bir item tercihinde bulundu. Max Doris'i rakibin ormanındaydı az bir canla. Yani Nidale'nin dediğin gibi oyunun erken safhalarında çok agresif, çok hareketli olduğunu görüyoruz genelde. Burada da bunu yapması gerekecek Giants ekibinin. Zaten oyunun sonraki aşamalarında biraz etkisini de kaybettiğini göz önünde bulundurursak şu noktalarda Giants'ın o ilk maçtaki sakinliğinden uzak durması gerekiyor. Şu anda üst koridorda Rumble biraz önde yakalandı ama bir de Cosmic Bad denemesi orada minyonların üzerinden ama hedefi bulmadı.
Smith-G ise şimdi oradaki tehlikenin farkında ve üstüne dönüp belki de alt koridora tekrardan kendi alt koridor ikilisi yanına gidip ikinci bir kule girişiminde bulunabilirler. Bakalım takımların bu yöndeki stratejisi ne olacak? İlk ışından Rocket ekibinden geldi. Evet, oradaki kuleyi alacaklar. Böylece oyundaki de ikinci kulesini alacak. Yukarıda da aşağı koridorda aynı şeyi yapacak. Smith-G'ye bakıyorum şu anda. O da ışınlanını kullandı. Böylece karşılıklı olarak ışınlanlar kuleleri alınması için harcanmış oldu. Bu noktada da takımların herhangi bir avantaj sağlamadığını söyleyelim. Kuleden gelecek olan bütün altında paranga yatıracaklar. Bu sefer ilk oyundan belki tek farklı olan şey ejderhanın önemli olması. Evet, alev ejderhası. Alev ejderhası olunca burada bir takım savaşı görmemiz mümkün. Yani en azından Knight'ın tek başına almayacağı bir ejderha oldu kesin. Daha erken dakikalarda oraya gelip bir kargaşa yaratabilecek bir ejderha şu an vadide. Parang da buradaki kuleyi almadan önce elinden gelebildiğince kendi minyonlarını kuleye yem etti ve rakibin ekstra altın kazanmasını engelledi. Bu Cosmic esnada Park... bir takım savaşı başladı bir anda. Smith-G'nin orada düşeceğini göreceğiz büyük ihtimalle. Skor Gragas'a gitti Airwax ama orada çok kötü pozisyonda yakalandı. Bakalım orada almaya başarabilecekler mi? Knight'ın da canı oldukça azaldı. Steelback orada arkadan dürtmeye devam ediyor ama Airwax orada düşecek. Skoru son star'a bırakmayı başardılar. Yine Raze ve Rocket ekibinden sorgulanabilir bir tercih. Yani öyle bir şey yapmalarına gerek yoktu. Bir kere Brahmin olduğu noktada takım savaşı yapmak bir hayli sıkıntı olacaktı onlar adına. Yalnız Silbeck'in dikkatli olması lazım. Seviye 5 bir Nidalee'ye karşı nişancı olarak pek bir şansınız yok. Takım savaşı buranın tekrar edeceğiz. Sihirli geçişler beraber bu noktaya gelmişler. Geldiği gibi buz yanı yemiş ve direkt 4 tane pasif, meydan dayanı pasifler aktif olmuş. Bir de oraya Knight gelmiş Karma ile beraber ki skoru burada Knight almış Giants ekibinin. Arkasında ise Airbox biraz kötü bir yerde kalmış. Sıçrayla beraber güzel bir vücut darbesi atmak istemiş ama Knight o noktada o kadar hızlı ki sıçrasını çok güzel bir şekilde kullanıp o vücut darbesinden kaçmayı başarmış. Evet, tabi burada sorgulanması gereken şey Airwax orada tek başına mücadele ederken Maxlor neredeydi? O noktada biraz koordinasyon sıkıntısı yaşadı Giants ekibi. Skorlar olarak da iki skor almayı başardı. Özet olarak Rocket'te karşılığında bir skor almayı başardı. Altın farkı şu anda minyon dalgasında eşit, biraz daha Rocket lehine olması nedeniyle eşit durumda şu anda. Bakalım. Yani şöyle enteresan bir durum söz konusu. Giants'ın yapması gereken agresifliği az önce Rocket gösterdi. Ve biraz pişman oldular aslında. Yani Giants istemeye istemeye kendisini takım savaşını, evet, takım savaşının içerisinde buldu. Onlar için de iyi oldu aslında. Ki skorlardan bir tanesi orta koridora, bir tanesi de nişancıya gitti. Taşıyıcılarına skor vermeyi başardılar ki Knight da orta koridorda o aldığı alt koridordan aldığı o ufak avantajla beraber orta koridorda biraz daha tehlikeli bir durumda olmuş gibi görünüyor ama totemlileri var o noktada Giants'ın. Rocket, evet, ekibinin buradan çıkması gerekebilir. Maxlor bu sefer zamanında geldi oraya. Oradaki alev ejderhasını kolay kolay alamayacak Rocket ekibi. Önemli bir ejderha aldığı için takımların bu seviyelerde, çok erken seviyelerde ejderhayı almasını normal görüyoruz ama tabii ki bu noktada maçın gidişatını etkileyecek bir hata yapmaktan tabii ki kaçınıyorlar. Yine ilk oyuna benzer bir şekilde üst koridordaki oyuncuların gayet sakin bir aşama geçirdiğini söylemek mümkün. Şimdi orada Sonstar orada. Bakalım. Tabii yine skor almaya başarınca Sonstar bir tehdit haline geldi. Acaba Rocket ekibi pişman olacak mı? Yani şey, cini banlamadığı için, yasaklamadığı için bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi o da üstüne doğru geliyor. Yani ilk maçta da yani yine cinin bir canı kaldı. Minyon olarak geride olduğunu ama skor olarak önde, evet, olduğunu görmüştük. Yine aynı şeyi bu maçta da görüyoruz ve yine ormanlarda karşılıklı kaynak çalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Orada almayı başarabilecek mi? Seviye 6 yalnız dikkatli olması lazım. Raze'de kaldı. Evet, ve Raze'de kullandı. Kaldı. Airwax'in de böylece ultisi, ilk ultisi oradaki kırmızı güçlendirmeye gitmiş oldu. Ve tekrardan bir ejderha denemesi mi gelecek bu noktada? Şu an Rocket ekibi orada bir toplandı. Evet, yani Parang'ın da ışınlanma olduğunu belirtelim.
Simit J'nin de yine aynı şekilde ışınlanı var ama zaten Simit J şu anda olay mahallinde. Ama tabii ki üst koridor şampiyonlarına baktığımız zaman... Esnada ulti geldi şu anda orada. Knight çok kötü pozisyonda yakalandı. Tabii Azir ultisinin burada çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii daha demin sıçrasını aşağıda skor vermekten kaçmak için kullanınca burada sıçrası olmadığı için Azir tarafından güzel bir şekilde kendi rakip kulesine servis edildiğini gördük. Evet, orada şimdi orta koridorun ilk kulesine doğru biraz hasar vermeye başladı Rocket ekibi. Skoru aldıktan sonra yarı cana kadar düştüler. Artık Jin de o kuleyi korumak adına ultisini açtı. Tabii Raze bu sefer biraz daha rahat duruyor o ultinin önünde. Tabii dürtme potansiyeli Rocket'in ekibinde hem Jayce'le hem de Azir'le beraber çok iyi bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Airbex bakalım orada agresif bir deneme yapacak mı? Evet, vücut darbesi geldi ama Aslin orada biraz geride durunca range'i yetmedi vücut darbesinin. Dolayısıyla bir kendini gösterdi, hemen geriye doğru çekildi. Ama ortadaki skoru tekrardan izleme fırsatımız oldu. Betsy güzel bir açıdan gelmiş. Kuleye doğru atmış. Kulede bir tane vurmuş. Hatta kuleye iki tane vurmuş. Skoru alan ise bu noktada yine Raze olmuş. Hem önce kırmızı güçlendirmiyor, sonra skoru bazen işte istemeseniz de bütün kaynaklar size toplanıyor. Bir de ejderha alır mı? İlk ejderha Giants ekibine gitti. Ve önemli bir ejderha. Yani Giants ekibi bu noktada iyi koordine oldu ama Rocket ekibinin bu ejderhayı bu kadar kolay vermesi biraz açıkçası eleştiriye açık. Yani onların canını sıkabilecek bir ejderha. İkinci ejderha da Bulut ejderhası olacak oyunun ilerleyen dakikalarında. Şu anda yani Jayce ne zaman baksam haritanın o tarafında duruyor. Dondurduğu için sürekli bir minyon kesme halinde. Bakalım takım savaşlarında nasıl bir etkisi olacak bu minyon katliamının. Şu anda Steelbeak'in aşağı koridorda minyon itlediğini görüyorum. Jin'in ise orta koridorda şu anda o kuleye bir kuşatma gelecek büyük ihtimalle. Bart da oraya doğru geliyor Reis'le birlikte. Şu an İndel'in mızrağı kaçtı ama oradaki kuleye hasar vermeye başladı Giants ekibi. Rocket ekibi bakalım nasıl bir karşılık verecek diye bakıyorum. Steelbeak daha yeni yöneldi oraya doğru. Parang da şimdi orta koridora doğru yöneldi ama daha fazla risk almak istemeyen Giants ekibi de geriye doğru çekildi. Tabii alt koridor bu arada Giants tarafına doğru ittiriyor. Oraya birilerinin gidip bakması gerekecek. Aynı oyunu denedi Betsy ama bu sefer başarısız. Şimdi Sunstar ultisini açtı ama işte şu an sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Jayce. Orada tanklamayı başardı diyecektim ama Airbex'in de canı oldukça azardı. Yani Sunstar inanılmaz etkili şu anda bu seride. Oo, bir de üzerine mızrak geldi Maxlore'dan ama son anda kendini iyileştirerek Raze hayat tutunmayı başardı. İki takım da dürtme potansiyeli muazzam, onu söylemek lazım. İkisi de bundan bir şeyler kazanmaya çalışıyor ama şu ana kadar orta kuleye alabilmiş herhangi bir takım yok. Evet, yani ikisi de iki takım da kuleyi savunmak için elinden geleni yaptılar. Şu anda vadinin alametine doğru yöneldi Giants ekibi. İlk oyunda vadinin alameti alınmamıştı. İki takım da tercih etmemişti. Bu sefer üstüne geri döndüğünü gördü Rocket ekibinin, başladılar ama şöyle bir gerçek var. Rocket ekibi üstüne geri dönmedi fakat orada görüşleri olmadığı için de herhangi bir karşılık vermeyecekler. Altta da şu anda ekranın altında da hangi avantajları sağladığını görebiliyoruz. Vadinin alametinin ve aldığınız hasar %5 artıyor şampiyonlardan. Ve 100 stav ulaşınca da düz vuruşunuz bonus büyü hasarı veriyor. Ve orada Parang yakalandı. 3'e 1. Haslin'in canı oldukça azaldığı için ona doğru... Şampiyonlardan %5 daha az hasar alıyorsunuz. Evet. Farklı mı söyledin? Biraz farklı. Tabii şimdi Airbex bir... orada Knight, orada vücut abisi sıçrayla geldi, ulti de geldi. Orada bir kez daha Knight almayı başardılar. Knight bu sefer ilk oyundan daha kötü bir başlangıç yaptı. İki pozisyondur kötü yakalanıyor. Tabii daha demin sıçrasını yine Azir ultisinden kaçmak için kullanmıştı. Bu sefer sıçrası olmayınca Airbox kendi sıçrasını kullanarak ufak bir avantaj elde etti ve yine skoru almayı başardı bu noktada. Orada bir de alt kulede, alt koridorda ikinci kule için bir deneme yaptı. Kule altı Bard ultisiyle birlikte ama
ulti tutmayınca geriye doğru çekildi. Yani iki oyundur ormancılar karşı ormanın kaynaklarını almak için inanılmaz bir çaba içerisindeler. Gerçekten karşılıklı olarak birbirlerinin gelişimini engellemek için çok ciddi riskler alıyorlar. Onlardan birini izledik ama herhangi bir takım savaşına sebebiyet vermedi bu sefer. Oradaki mavi güçlendirmeyi de şimdi Giants ekibi tekrardan kuşattı ve sürekli misillemeler görüyoruz bu noktada. Ve Azir'e vurulmuş bir darbe bu mavi güçlendirmesini bir kez daha alamayacak bu noktada Betsy. Şimdi orta koridora bu esnada Maxlore yakalayabilecek mi Steelback'i? Steelback sıçrasını kullanmadı. Orada kaçmaya başardı. Orta koridorda şu anda dürtmeye devam ediyor Giants ekibi. Oradaki kulenin canı oldukça azaldı. Şimdi 1 minyon dalgası ama Rocket ekibi oradaki kuleyi tutmak için toplanmış durumda. Üst koridorda Parang'ın ittirmeye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi üstüne geri dönecek. Yukarıdan gelen güzel bir minyon dalgası var. Yalnız Rocket ekibinin alt koridorunu yani ormanın alt tarafının tutamlamasına bir dikkat çekmek istiyorum. Şu noktada baktığımız zaman 7 tane tutamları var noktada ve göremedikleri bir alan yok. Gerçekten yani o ormana girdiğiniz anda sizin ne yapacağınızı çok iyi biliyor olacak Rocket ekibi. Orada harika bir totemleme var yani o noktada. Şimdi orada Betsy orta koridorda kuleyi tutacak. Airbag size geldi. Parang da geldi. Parang ilk defa herhalde orta koridorda görüyorum ben şu anda. Yaklaşık 15-16 dakikadır aralıksız minyon kesiyordu. 107 minyona ulaşmış durumda. Karşıda da Simitice 114 minyonla 7 minyonluk bir avantaja sahip. Oyunun 16. dakikasında altın farkı da şu anda söz konusu değil. Kuleler eşit, skorlar eşit, minyonlar büyük oranda eşit. Dolayısıyla çok küçük bir altın farkı var. 100-200 altın kadar. Takımlar yine sakin başladı kısacası. Alt tarafa doğru bir kuşatma geliyor sanki Rocket ekibinden. 3 kişilik bir ekip var orada. Şimdi orada Azir Pasifi ile birlikte kulesini dikti oraya. Bir ittirmeye devam edecek. Tabii biz ormana bakarken kuleyi de almayı başardı orta koridorda. Rocket ekibi şimdi karşısında Giants ekibinin karşı kuleyi alması gerekecek. Daha iyi bir harita kontrolü sağlamak adına. Evet, Parang'ın yine üst koridora gittiğini görüyoruz. Alt koridorda Sunstar'ın da aynı şekilde dalgayı ittirdiğini göreceğiz. Ejderha şu anda vadiye inmiş durumda ama dediğimiz gibi Blue Ejderhası olduğu için çok fazla tercih sebebi değil. Takımlar da orada herhangi bir avantaj rakip takıma vermek istemiyor. Orada bir takım savaşı yapmak, Bulut Ejderi için üstüne o takım savaşını kaybetmek hani Bulut Ejderi adına değebilecek bir şey değil. İki takım da bunun farkında olduğu için başka bir adada çıkan bir takım savaşından sonra alınabilecek bir ejder. Yani yolun geçerken evet, bir de şunu alayım diyebileceğimiz bir ejder. Belki ileride güçlendirme gelirse o noktada daha tercih edilebilir olabilir. Çünkü yani bu değişiklikten önce ejderhaların verdiği avantaj daha az ama her ejderha eşit önemliydi. Dolayısıyla her ejderha için savaş görebiliyorduk bu sefer. Bazı ejderhalar şu anda ulti geldi Bart'tan. Orada Maxlore yakalandı ama bir anda 3 kişi oldu orada. Giants ekibi dolayısıyla geriye doğru çekildi. Tabii Kozmik Bağ da tam gelmeyince ki Kozmik Bağ atılığında zaten aslında bunun farkını direkt kapı gibisiyle onu bertaraf etmeyi başarıyor. Şimdi sıçrayla birlikte 3 sıçra birden geldi. Takım savaşı başladı. Reis'in canı bir anda azaldı. Airbags orada yalnız kaldı. Reis'in yardım etme çabası var ama canı oldukça az. Hustin'in orada düşeceğini göreceğiz mi? Karma'nın orada kalkanı da geldi ama düştü. Üzerine Rumble da düştü. Şu anda çok az canla birlikte Rocket ekibi 5 kişi kaçmaya başardı. 2'de skor aldı. Yalnız bu takım savaşında Sunstar biraz ultisini çok uzak menzilden açtı ve diğer bütün şampiyonlar menzilin dışında kaldı. Biraz daha yakın olsaydı durum daha da farklı olabilirdi. Şimdi Işın'dan geliyor. Geldi. Işın'dan geliyor karşılığında. Orada takım savaşı devam edecek. Bard'ın canı çok az ama bir skor gelmedi. Işın'ın yanı 60 oldu böylelikle. Knight. Tabii iki Işın'dan avantajı olunca Giants ekibinin bu noktalarda bir anda belli bir yerde
toplanabiliyorlar. Evet, şu anda tekrar izliyoruz. Çok güzel bir takım savaşı başlangıcı. Bu noktada Hastings'den sıçrayla beraber. Ama işte bu Jin ultisi biraz menzilin dışında kaldı. Taşıyıcılara baktığımız zaman hepsi ultinin dışında, Jin ultisinin dışında ve rahat bir takım savaşı çıkarma potansiyeli sağlıyor bu. Rocket ekibi adına arkaya Airwax girmiş. Ultisi biraz sorgulanabilir çünkü rakip takım şampiyonlarını Jayce'den uzaklaştırmış. Ki bu da yapmak istemeyeceğiniz bir şey. Ya ve çok az canla kaçtı Rocket ekibi. Yani dediğin gibi Sons'da biraz sonra biraz da yakından ultisine sahibi, evet, o son üst skoru toplaması işten bile olmayacaktı. Yani açısını biraz daha kendi takımına göre ayarlayıp güzel bir Gragas ultisi gelseymiş olaylar biraz daha farklı olabilirmiş bu noktada Rocket eline. Ama yine de az olsa bir avantaja çıktılar. Knight'dan da güzel bir bilek hareketi geldi oradan. Şu an Raze kullanmadığı yeteneğe kalmadı Knight'ı tutmak için ama şimdi orada Knight 3 kişi birden sıkıştırınca yapacak bir şey kalmadı. Skorda Steelback'e gitti. Steelback de ilk skorunu almayı başardı. Yine skorlar taşıyıcılar da şu anda toplanmış gibi duruyor. Bu noktada iki ekibin de skorları kime verdiği, verilmesi gerektiği noktasında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine bir kuşatma görüyoruz Betts ve Parang tarafından. Ve bu kuşatma orta koridorun ikinci kulesine daha Giants ekibinin ilk kuleyi alamadığını belirtelim. Tabii ortada Azir ve Jayce olduğu zaman, anlaşmalı olarak birbirleri üste döndüğü zaman o kuleyi almak da daha da zorlaşıyor. Yine bir ulti geldi bakalım. Şimdi oradaki kuleyi savunmak adına bir ulti geldi ama yani Bessie'nin canını oldukça azalttı. Öte yandan Steelback'te kaçta göz arasında alt koridorda bir kule daha almayı başardı. Bu sefer Rocket ekibi kararlarında biraz daha temkinli görünen taraf. Biraz daha iddialı görünen taraf, yani kafalarına koyduklarını şu an itibariyle yapıyor diyebiliriz. Haritanın etrafında, haritanın üzerinde o anlık pozisyonları daha iyi değerlendiriyorlar. Ya biraz kendi oyununu oynuyor diyebiliriz. Evet. Yani buna cevap vermeye çalışan ekip şu anda Giants ekibi. Oyunun 21. dakikasını artık sonuna doğru geliyoruz. Altın farkı biraz açılmış durumda. 2000'lik bir altın farkı var. Tabii skordan kaynaklı ve bir de kule farkı var Rocket lehine. Dolayısıyla çok da ciddi olmayacak bir altın farkı şu anda oluşmuş durumda takımlar arasında. Şimdi Betsy'nin üstüne geri döndüğünü görebiliyoruz. Tabii orta koridorda biraz daha rahat Rocket ekibi. Hem ilk kuleyi aldılar hem de ikinci kulenin canını oldukça azalttılar şu anda. Dolayısıyla daha rahat üstlerine geri dönebiliyorlar. Tabii Sunstar ve Hustling de hemen oraya ittirdi. Oradaki kuleyi almak istiyor ama Rocket ekibi de o kulenin savunulması noktasında işaret veriyor şu anda. Şu anda onun avantajını bir kez daha kullanmak istiyorlar. Özellikle takım savaşlarında. Evet, şimdi 4 kişi birden geldi. Giants ekibi oraya kuleyi almak isteyecekler ama Betsy ve Airwax orada. Şu anda haritaya bakıyorum. Bard'la Jayce oraya doğru geliyor. Burada bu kule için bir takım savaşı görebilir miyiz diye bakıyorum ama hayır. Smithy J yukarıya doğru yöneldi. Yine oradaki minyon dalgası kendi tarafına doğru ittiriyor. Oraya bir dur diyecektir. Ama yine takımlar gerçek anlamda böyle kafa kafaya çarpışmıyorlar. Dürttükten sonraki şampiyonları kendi üstüne gönderdikten sonra bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Asıl amaçları bu. Yani evet, kendilerini tehlikeye sokmadan bir şey alabilmenin peşindeler. Yani zaten şu oyunların ilk oyunda dahil bir özetini çıkarsak zaten görüntülerin çoğu evet, son 5 dakikadan ışından gelecek. Şu anda ışından geliyor. Burada bir takım savaşı göreceğiz. Güzel bir ulti. Ulti harika Airwax'ten tam takım arkadaşlarının arasına atmayı başardı. Ve orada Bard'ın düştüğünü gördük şu anda. Yine skor son startta kaldı. Karşıda bir skor daha verdiler. Şimdi Azir ultisi geldi. Bessie'nin canı oldukça az ama o canla bir skor almayı başardı. Hassin'in canı az. Şu anda Sunstar üzerinde infaz ultisini yiyor. Geri doğru kaçacak. Airwax şu anda onu kovalıyor ama yetişemeyecek büyük ihtimalle. Alt tarafta ise Jayce 2'ye 1 bir takas içerisinde ve şimdi geriye doğru çekiliyor. Yani kaçan mızraklar, o karmanın içindeki alevi mantrasıyla beraber, bir de o son mermi belki Betsy'ye tutmuş olsaydı takım savaşını Rocket ekibi büyük bir ölçüde kaybedebilirdi. Ama sonuç olarak yine buradan bir skor çıkarmayı başardılar. İki skor çıkarmayı başardılar. Yani Betsy o canla çok şahane bir ulti ve skor almayı başardı gerçekten. Giants ekibi adına üzüntü verici bir durum. Rocket ekibi önde olmasına rağmen ısrarla Sunstar'da çok ciddi bir önlem almamış gibi duruyor. Sadece Sunstar'ın şu anda o hasarı ilk maçtaki kadar etkili değil. Evet. Yine gerçi 3-0-1 bu sefer daha değişik bir eşya dizinin tercihine gitti. Daha demin ikinci eş olarak Maw Mortius'un ağzını aldığını görmüştük. Bu sefer ise Draktar'ın gece kılıcına
başvurdu. Burada Işın'dan çok güzel bir açıdan gelmiş. Yalnız Airbox'da müthiş bir açıdan gelmiş. Ulti attığı gibi arka tarafa servis etmiş bu noktada Simitici. Yine işte burada son mermi kaçmış üstüne. Şimdi belki mızrak tutsaymış. Bu da çok garip bir açıdan yani geçmiş. Bu mızrak tutmayınca işler değişti tabii. Tabii Sunstar burada yine iyi pozisyon almış. Dolayısıyla bir skoru da hanesine yazdırmaya başardı. Şu altın farkı da 3000'e kadar çıkmış oldu. Rocket ekibi şu anda oyunun ilk safhasını iyi götüren taraf. Bir puanı kurtarmak adına şu anda işler onların lehine gidiyor. Yani bundan sonra kesinlikle kendi vereceği kararlar oyuna etkileyecektir Rocket ekibini. Çünkü önde olan taraf, oyuna yön veren taraf yine bir ulti geldi ama bu sefer daha tank olan bir şampiyon var. Ama ne kadar da tank olsanız kritik vuracağı garanti olan bir yeteneğiniz olunca tabii. Ama şu an üstüne baktığımız zaman Gragas zaten daha çok büyü direncine yatırım yaptığını görüyoruz. O zırhı olmadığı için işinin şu an çıkardığı bu hasar gayet normal diyebiliriz. Şimdi Knight orada kaçan taraf. Yani bu seride karmaların çekmediği kalmadı açıkçası. İlk oyunda da diğer tarafta Raze almıştı ancak Sunstar ciddi anlamda sıkıntı çıkarmıştı. Şimdi de Azir ile uğraşıyor Karma. Şu anda Knight yani gerçekten sıçrayla geldi Betsy. Bakalım orada Işın'dan skor olacak geliyor. Ama Işın'dan geliyor. Şu anda agresifliği bakalım nasıl skor almayı başaracak mı? Knight orada kaçmayı çok iyi başardı. Ama arkadan Airways geldi. Şimdi burada takım savaşı izleyeceğiz. Bard ultisi kaçtı. Maxlor orada canı oldukça az. Mızrağı yine kaçtı. Kulenin altına doğru çekecek ama harika bir ulti geldi. Gragas'tan ve Nidalee'nin düştüğünü gördük ama orada ölecek mi diye bakıyorum. Gragas sıçrasıyla kaçmaya başardı. Parangor da tek başına skor alacak mı? Ama sıçrasıyla geri kaçıp bir vuruş daha yaptı. Bir ışınlarla geldi. Skor almaya başardı. Şimdi Knight orada ışınlarıyla geldi. Orada büyük ihtimalle Raze skorunu alacak mı diye bakıyorum. Altta ise Smitty J biraz agresif davranınca Steelback'e yem oldu. O da Knight'ın skoru kovalamasını engelledi. Ya bu noktada acaba Smitty J ile Knight arasında bir anlaşmazlık oldu çünkü farklı hedeflere yöneldiler. Bu savaşın bu noktasını tekrardan izleyelim. Airbox burada Maxor'un üzerine gidiyor. Bir de Fuchs'a bir hasar vermeye çalışıyor. Öbür tarafta Parang ve Steelback alanı kapatmaya çalışıyorlar ama Raze'i ve Airbox'u arada unutan Maxlor burada skoru veren isim oluyor. Öbür tarafta ise burada 2v1'de kalan Betsy düşürülüyor. Arkadan ise Sunstar güzel bir sıçrayla yani biraz da defansif kullanması beraber burada Parang düşen isim oluyor. Knight burada ışınlarını kullanıp tekrardan devreye girmek istiyor ama orada içindeki alevi kaçırınca tabii Bard'ın düş... Oo yalnız yani Mantra ile beraber içindeki alevi Baron'a doğru attığı için o noktada hayata tutunmuş. Evet, çok aşamalı bir takım savaşı izledik. Çok uzun savaşı ve çok dağınık geldi. Dağınık bir takım savaşı oldu gerçekten. Bu noktada skorlarda 16 oldu. Öte yandan aynı anda devam eden yapılan Supplies Unicorns of Love maçı da Supplies kazanarak 1-1'e getirdi. Böylece iki takım da birer puanı hanesine yazdırmış oldu. Oyunun artık 28. dakikasına geldik. Yavaş yavaş Baron için de takımlar görüş sağlamaya başladılar. Bakalım oyunun düğümü yine Baron'da çözülebilir. Geçtiğimiz oyunda Giants ekibi Baronlar sayesinde çok ciddi bir fark yakalamıştı. Altın farkı 1 dakika içerisinde 6000 kadar açılmıştı. Bakalım bu oyunda Rocket ekibi aynı şeyi yaparak misillemeyi sağlayabilecek mi? Yani bu iki seride de, iki maçta da fark yaratan oyuncuların hep orta koridor ve alt koridordaki taşıyıcıların olduğunu gördük. Yani üst koridor oyuncuları bir türlü o etkiyi sağlayamadı iki oyundur. Yani ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama daha çok minyon sayılarına biraz geride kaldığı için oyundaki ısıyla beraber verebildiklerince ki o potansiyelleri de bir hayli düşüyor. Yani toparlanmaya çalışıyorlar ki bu dakikalar onların toparlandığı dakikalar. Biraz daha aktiflik görebiliriz onlardan oyunun ilerleyen dakikalarında. Jason biraz minyonda Rumble, Smitty J'ye göre 25 milyon kadar geride olduğunu söylüyor. Mızrak tuttu. Şu anda Raze'e
Orada Sunstar'ın ultisi geldi ama kaçmaya başaracak Reis büyük ihtimalle. Airwax'in de canı oldukça azaldı. Şimdi Giants ekibi orada kovalayacak ama alt koridorda Parang ayrı ittirmeye devam ediyor. Dolayısıyla Giants ekibi burada takım savaşını canlar isteyecek çok büyük az. İhtimalle. Canlar dediğin gibi çok az. Oo, şahane bir Braum ultisi geldi şu anda. Orada Bessie'nin düşeceğini göreceğiz büyük ihtimalle. Altta bakıyorum. Bart düştü mü? Hayır, Bart düşmedi ama Parang. Alt koridorda şu anda Parang şahane bir ayrı ittirme yaptı. Tabii geriye dönemeyecek Giants ekibi burada. Dolayısıyla agresif bir oyunda skor almak istiyor ama alt koridorda inhibitor kulesi düştü ve şu anda inhibitöre vurmaya başladı. Giants ekibi geri dönecek mi diye bakıyorum. Karma orada şu anda müdahale etmeye çalışıyor. Yedecek mi diye bakıyorum. Parang orada büyük ihtimalle inhibitörü alacak ve evet inhibitörü almaya başardı. Skoru verecek ama hem bir kule bir de inhibitörü almaya başardı. Bu noktadan sonra Giants'ın direkt Baron'a gitmesi gerekiyor. Bu inhibitöre karşı gerçek anlamda işe yarar bir iş yaptığını farkına varması için bakalım bu onlar adına iyi bir tercih olacak mı? Şu anda 3 kişi başladılar. Steelback ve Airwax o tarafa doğru gidiyor. Baron'un canı yeteri kadar hızlı erimiyor şu anda. Karma da oraya geldi. Bakalım bir çalma denemesinde bulunacak mı Airwax? Hep birlikte göreceğiz. 2000'e kadar düştü Baron'un canı. Bakalım Baron kimde kalacak? Şu anda Giants ekibin canı oldukça az. Çalmayı başaramadı şu anda Rocket ekibi. Airwax içeriye girdiği gibi düştü. Ama orada Sunstar bir de Baron'u aldı. Ama karşılığında Braum'un düştüğünü gördük. Ama sonuç olarak Baron'u almayı başaran bir takım var. Ki onların zaten gerçek hedefi, gerçek amacı buydu. Senin dediğin gibi o alttaki inhibitora karşılık bir şey yapmaları gerekiyordu. Bunu başarıyla gerçekleştirdiler. Bakalım alt koridorda şu anda ikinci kulenin durduğunu söyleyelim Rocket ekibi lehine. Dolayısıyla ciddi bir fark var, ciddi bir dezavantaj var. Giants ekibi bu noktada alt koridoru tutmak için oldukça uğraşacak inhibitor doğana kadar. Tabi alt taraftan Rumble'ı gönderebilirsiniz. Bu kesinlikle şu an Giants'ın yapması gereken bir şey. Ki alt taraf koridorunun ikinci kulesi hala duruyor. Oraya doğru güzel bir şekilde rotasyon yapabilirse eğer Giants ekibi en azından oradan gelen süper milyonları da karşılamış olur. Bakalım nasıl bir tercihte bulunacaklar. Karma da üst koridorda şu anda ittirmeye devam ediyor. 1-1-3-1 göreceğiz orada büyük ihtimalle. Baron'u olan Giants ekibi. Bakalım buna karşılık Rocket ekibi nasıl bir savunma yapacak. Tabii onların da alt kule avantajı olduğu için biraz daha rahatlar. Şu anda Parang'ın o üstüne döndüğünü görüyoruz. Ultisini kullandı Sunstar. Bakalım... Orada hasar verecek mi? İlk mermi Banshee'ye gitti. Diğer mermilerini de kullanmayı tercih etmedi. Orada erken bir ulti denemesi. Şimdi Smithy J orada alt koridorda ikinci kuleyi daha yeni almaya başladı. Oldukça Baron güçlendirmesiyle birlikte hızlı alacaklar buradaki kuleyi. Ama Bard ultisi geldi bakalım. Devamını getirecekler mi? Hayır, getirmeyecekler. Bir de kendi Zonya'sını bastı onun üzerine. Ya, kulenin canı çok azdı. Belki biraz daha erken bassaydı. Belki takım savaşına girebilirlerdi ama... Yani Bard'ın ultisine karşı Zonya basmak gerçekten... Yok, ultisi bittikten sonra bastı. Zonya bastı evet. Ama zaten kule düştüğü için orada takım savaşı devam etmedi. Şimdi orada orta koridor kulesini de çok iyi almayı başaracak büyük Betsy. İhtimalle. Rumble ultisi geldi. Çok etkili geldi. Orada Azir'in düştüğünü gördük. Şu anda orta koridorda inhibitor kulesine dayanmış durumda. Baron'la birlikte çok hızlı bir şekilde almayı başarıyor. Sunstar'ın şu anda acayip bir hasarı var. Orada inhibitörü de alacaklar. Ve Rocket ekibini o alt koridorda yaptığı ayrı kittirmeni çok iyi cezalandırmış durumda Giants ekibi. Betsy hala 30 saniye yok. Üst koridordan bir kule daha almayı deneyebilir ama riske edecekler mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Şu pozisyonda yani şu durumda gayet alınabilecek bir potansiyele sahip ve Knight'ın da ışınlanı var. Bakalım şimdi üstüne dönün. Işınlanan muhtemelen o da geri gelecektir. Arkadaki evet, büyük minyonu. Oraya geldik. Karma ultisini kullandı. Orada kuleye doğru müthiş bir hasar var. Üçüncü kuleyi almayı başardı orada. Baron güçlendirmesiyle birlikte Giants ekibi. Dolayısıyla 3 kule bir inhibitör. Müthiş bir şekilde değerlendirdiler bu Baron güçlendirmesini ki. Orada Betsy'ye gelen güzel bir combo vardı. Yanılmıyorsam yani tekrarını izleyeceğiz. Rumble ultisinin üzerine yine bir trajedi geldi ve orada yerine mıhlandı. Tekrardan izleyelim bakalım Betsy nasıl düşmüş kulenin arkasında. Maruz kaldığı noktada aynen. Ultinin üzerine trajedi gelmiş, yerine mıhlamış ve o bir saniyelik yerine mıhlama efekti sadece Betsy'yi kesmeye yetmiş ki zaten Giant'ın
Rocket kadrosunda kesmesi gereken ve haritadan çıkarması gereken tek şampiyon Azir. Çünkü minyon temizleme potansiyelinin en yüksek olan şampiyon. Evet Jayce de yapabiliyor ama Azir bu işi daha iyi yapabilen bir şampiyon. Onu aradan çıkardıklarında Giants ekibinin artık o kuleleri ve inventörü alması için hiçbir sebep kalmıyor. Yani Sunstar şu anda adını yazdırmış durumda, bu seriye inanılmaz hasar veriyor gerçekten. O kitle kontrolü yakaladığınız anda düşmeniz saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Bir anda gri ekran görebiliyorsunuz. 5-0-3 oynuyor, 256 milyon. Steelback'e göre 50 milyon geride ama şu anda efektiflik olarak oyundaki etkinliği ve rolü kapsamında çok daha iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Hop, güzel bir kozmik bağ geldi oradan ama herhangi bir şeye... Herhangi bir tehdit oluşturmadı orada. Evet. Şu anda Karma da oradaki minyonları hızlandırmaya çalışıyor. İttirmeyi daha iyi sağlamak için. Çünkü orada henüz alınmamış bir inhibitör söz konusu. Bakalım Rocket ekibi bu son 5 dakikada yaşadığı yıkımı durdurabilecek mi? Buradaki yapılacak takım savaşı artık onlar için çok önemli. Bu sefer roller değişti. İnhibitörünü kaybeden taraf Rocket ekibi oldu. Bakalım onlar nasıl bir defansif bir duruş sergileyecek. Yani Rocket ekibinin iki oyundur oyunun baş safhalarını iyi geçirip sonradan oyunu vermeye yönelmesi, yine bir ulti geldi. Hatalar yapması gerçekten ilginç. Orada Azir'in ultisi çok kısa bir sürede düştü. Şimdi inhibitöre doğru yönelecekler. Tabii Sunstar çok fazla vuruyor. Dolayısıyla ona ulaşmaya çalışıyor Airwax'ım. Ona ulaşana kadar canım bir anda yarıya kadar indi. Şimdi Karma da oraya geldi. Rumble orada biraz agresif davrandı. Betsy çok önde. Şu anda Bard ultisi geldi. İnfaz da geldi. Huslin'in orada düşeceğini göreceğiz mi? Hayır. Sıçrayla kaçmaya başardı. Kaçarken ultisini de kullandı. Şimdi Betsy'nin canı oldukça az. Smithy. Betsy düştü. Gragas ultisi 5 kişiyi birden dağıttı ama. Smithy. Şu anda Smithy gerçekten ortalığı yakmış durumda ama Giants ekibi gerçekten çok iyi bir takım savaşı. Son star'a bakıyorum. Yine full canla Nexus kulesine doğru yönelmiş durumda. Rocket ekibi her takım savaşında olduğu gibi bu takım savaşında da son star'a yönelmedi ve bunun cezasını şu anda çekiyorlar. Oyunun bittiğini göreceğiz. Çok büyük ihtimalle bir hata yapmazsa Giants ekibi Nexus kuleleri de düştü. Nexus'a vurmaya başladı. Orada Smithy'in bir kez daha düştüğünü gördük. Şimdi Steelback'le düştü. Orada Bart düşmedi ama Nexus düştü ve böylece oyunu kazanmaya başaran ekip Giants tarafı oldu. Giants yine bir şeyler yaptı, etti, oyunu kazanmayı bildi. Her ne kadar kötü bir durumda olsaydı da yine oyundaki belki de en uzak, Baron'a en uzak inhibitörünü kaybetmiş olsa da yine ona karşı Baron'u almayı başardı. Ortada yaptığı takım savaşından, gerçi takım savaşından herhangi bir şey elde etmedi ama takım savaşından sonra gidip o Baron kararını verip karşısında Braum ve Baron almaları bu oyunu kazanmalarının en büyük sebebiydi. Bugün bu seride Giants 2-0 kazanmayı başardı ama Giants'ın bu seriyi kazanmasının en büyük sebebinden bir tanesi kesinlikle karar mekanizmasının, yani takımın karar aşamasında aldığı kararları harita üzerinde ne kadar temiz uyguladığını biz gördük. Giants'ı da bu yönden dolayı bugün tebrik etmek gerekiyor. Evet, yani Giants'la yarın karşılaşacak ekibin bir Jin yasaklaması yapmasını bekler miyiz peki bu performanstan sonra? Açıkçası hani Jin sonuç olarak önlem alınabilen bir şampiyon. Yani ya zaten şu iki maçın komple tekrarının başına izlerseniz Rocket ekibi bir veya iki kere takım savaşı başlattı. İşte Airwax sıçrasıyla beraber, sıçra vücut darbesiyle beraber birkaç tane takım savaşı başlattı. Onun dışında herhangi girişinde bulunmadı Rocket ekibi. Yani Rocket ekibi, yani Jin'e karşı agresif oynamanız gerekiyor. Yani onun bulunduğu koridoru devamlı daraltmanız gerekiyor. Siz bunu yapmadığınız zaman Jin de eline geleni yapıyor. Aldığı o ekstra skorları hasar dönüştürüp size tekrardan geri sunuyor. Evet, yani Trial burada ne dediysen oldu. Dedin ki yani Rocket ekibi bir türlü oyunun sonunu getiremiyor. Evet. Önde olduğunu veriyor. Nasıl karar mekanizması noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Giants de benzer şekilde dedik ama bu sefer Rocket hatasına devam ederken herhalde Giants bu hatayı yapmadı diyebiliriz. Yani geri sunulan bir bedava bir hediye. Onlar da bu hediyeyi geri çevirmedi diyelim Giants adına. Evet, artık ilk serinin sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeni bir maçımız var H2K ile Orion ekipleri arasında. Kısa bir ara, şu anda tekrardan birlikte olacağız.